için bahsedecek olursak zaten firmayla görüşmeye gittiğimizde bize her işletmenin kendi başvuru formu önümüze uzatılıyor. Ve o başvuru formunda da bizim net veya brüt olarak talep ettiğimiz ücret soruluyor. Görüşmeye çağrıldıysak aslında bu şu anlama geliyor. İşletmenin vermeyi düşündüğü skalanın öyle ya da böyle içindeyizdir. Çünkü bunun çok uzağında, çok dışında olan adaylar zaten görüşmeye çağrılmaz. Görüşme esnasında genellikle bu aynen heyecan kontrolünde olduğu gibi mülakatı yapan kişi sorar. Ücret beklentiniz ne diye. Böyle bir soru geldiğinde bir en son çıktığımız kurumdan aldığımız ücreti söyleyebiliriz. Bunun içerisinde yan haklarımız, sosyal haklarımız her ne ise bu bilgileri de vererek bütünleştirmemiz gerekiyor. Ya da yaşam idare ediş şeklimizi düşündüğümüzde kirada olabiliriz, çocuğumuz özel okulda olabilir vesaire. Bütün bunları düşündüğümüz takdirde ve başvurduğumuz pozisyonun raicini piyasa araştırması nihayetinde göz önünde bulundurarak birey için kendi ihtiyacınızı karşılama rakamı her neyse bu rakamı rahatlıkla telaffuz etmeniz gerekiyor. Ama getirmeye çalıştığımız nokta ne diye soracak olursanız aslında şu bilinci işletmelerde oluşturmaya çalışıyoruz. Adaya bizden ücret beklentiniz ne diye sormadan, çünkü her işletmenin kafasında zaten o pozisyon için vereceği rakam, skala vesaire bellidir. Biz ücret şekli olarak şöyle bir net maaş veriyoruz. 12'dir, 16'dır. Çarpı işte sosyal haklarımız şunlar, 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 şunlardır. Bu sizin için uygun mu şeklinde sorulması çok daha stratejik bir davranış olacaktır. Ama henüz bu noktaya getiremediğimizi üzülerek belirtmem gerekiyor. Adaya direkt olarak soruyoruz bunu mülakatta ve adaydan da net bir yanıt bekliyoruz açıkçası. Ben sizin verdiğiniz ücrete uyarım, kabul ederim tarzında bir yanıt tatmin etmiyor. Biraz önce belirttiğim unsurlardan herhangi birini gözeterek net bir yanıt almaya çaba sarf ediyoruz.